Dünyadan herkese merhaba. Burası anarşist felsefenin, sosyolojinin ve sanatın yıkılmaz kalesi, değişmez ve hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan ana yurdu Ne Düşünmüştüm radyo istasyonu. Kropotkin'den Bakunin'e, Karl Marx'ından Nietzsche'sine, bütün emekçi kadrosuyla Ne Düşünmüştüm radyo istasyonu yayına başlamıştır. Evet, her şey sınıfsaldır. Ama yine de insan romantik burjuva masallarına inanmak istiyor. Toplumun diğer mitleri gibi içimizi ısıtacak şeylere ihtiyacımız var. Acaba hangisi daha kötü emin değilim. Hani bunlara sorgulamadan inanmak ve böyle yaşamak mı, yoksa yalan olduklarını bile bile bu romantik masallara ihtiyacımızın olması mı? Çünkü insanın kendi gerçekliğinden kopmaya ihtiyacı var çoğu zaman. Bazen çok boktan, çok çaresiz, çok kötü hissettiğimde gökten bir ejderhanın gelip şehri yaktığını düşünüyorum. Ama bu şeyle alakalı değil, bir kızgınlıkla alakalı değil. Sadece o ortada duran berbat gerçekliğin dışında da bir gerçeklik olduğu ihtimali. Yani onun verdiği bir huzur. Hani bu da berbat bir şey ama en azından başını sonunu bilmediğin bir berbatlık. Belki de hiç bilmediğiniz bir berbatlığın, hiç bilmediğiniz bir mutluluk ihtimaliyle beraber gelmesi fikri. Yani çünkü ortadaki kendi yaşadığınız berbatlığın o kadar başı sonu belli ve sonunda da o kadar bir mutlu son yok ki. Belki daha başka bir gerçeküstü bir berbatlıkta, başı sonu belli olmayan bir berbatlıkta belki bir mutluluk ihtimali vardır düşüncesiyle düşünmüştüm bunu. Neyse, bilemeyeceğim. Yani insanın laneti bu herhalde. Hep bir şeylerin parçası olmak. Önemli olmak, değerli olmak. Herhalde toplum bu bakımdan insanın en önemli organıdır diyebiliriz. Toplum hastaysa hemen sana yansıyor. Toplum iyi ise bir şekilde hayatına olumlu bir katkısı oluyor. Yani nereye bağlayacağım? Bu toplumun bir parçası olma işinde de dengeyi iyi ayarlamak lazım. Yoksa ya tamamen toplumdan kaçayım derken münzevi olup bütün bir hayatı kaçırmak ya da insan bağımlısı olup bütün bir toplumun üstünden geçmesine sebep olabiliyorsun. Bazen her ikisi de başıma geliyor. Hayattan kaçıyorum ya da dönem dönem insan bağımlısı olabiliyorum. Çoğumuzun başına da gelmiştir. Ama şimdi çok havalı bir laf var. Bunu paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor. Bir ilaç fazla verilirse zehir, bir zehir kararında verilirse ilaç olur. Nasıl? Havalı laf değil mi? Yani birincisine henüz ben de bir şey bulabilmiş değilim. Yani toplumdan kaçma olayını. Ama ikincisine, yani insan bağımlısı olma olayına şöyle bir yöntemim var. Yani her kırıldığınızda kendi içinizdeki kiliseye gitmeniz. Yani bu kilise dediğim şey bir örnek, bir tapınak anlamında. Onu inşa etmek için de bir tutkunuzun olması şart. Hani bu bir şey çizmek olabilir ya da bir şey üretmek, okumak, üstüne düşünmek vesaire. Yani hayatımızın merkezinde insanlar değil de kendi tutkularımız olduğunda toplum karşısında daha güçlü olabiliyoruz. Daha sürüklenmeden yaşayabiliyoruz. Yani insanı merkezinizden çıkartmak. Merkezinize kendi tutkunuzu koymak. Şimdi bu salak salak bir TED konuşması gibi algılansın istemem. Yani demek istediğim şey şu. Hepimizin hayatına böyle insanlar giriyor çıkıyor. Yani bu romantik anlamda değil sadece. Yani patronunuz olabilir. Anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız falan. Bu kendi içinizde bir tutkunuz olmadığında bu insanlar gidip çıkıp sizi insan bağımlısı yapıyorlar ya da bir çöplüğe çevirip tamamen koca bir çöp kutusuna dönüyorsunuz. Her gelen bir şey atıp gidiyor. Yani onları oradan çıkartmak için hayatınızın merkezine kendi tutkularınızı aldığınızda onların yaşattığı her türlü saçma sapan şey ya da hayatta başınıza gelen acılar, bunları daha güçlü bir şeye, kendi eserinizde, kendi çalışmanızda daha güçlü bir şeye dönüştürme fırsatı olarak görüyorsunuz. O zaman da hayata karşı daha güçlü oluyorsunuz ve
şöyle oluyor bir yerden sonra. Tamam abi, bu boktan bir şey, ben bunu yaşadım ama ben bunu şimdi şu çalışmamda kullanırım. Ya da ben bunun hikayesini yazarım. Böyle olduğunda hayata karşı, insan bağımlılığına karşı biraz daha bağışıklık kazanabiliyoruz. Ya da bende çalışıyor, bilmiyorum. Bunun muhtemelen psikolojide de bir şeyi vardır. Araştırmadım ama bir açıklaması vardır mı diyeyim. Açıklaması vardır diyeyim, niye demeyeyim ki? Evet. Bir açıklaması vardır. Neyse. Evet, bu müthiş konuşmamı bitirip meseleye döneyim. Her şeyin sınıfsal olması meselesine. Yani bu sınıfsallığın yarattığı çaresizlik ve masallara olan ihtiyacımıza. Kropotkin'e ve kitabı Ekmeğin Fethi'ne. Şimdi çok sık yapmamakla beraber, tıpkı podcastlerim gibi, kitabın içindeki bölümleri sizlerle paylaşacağım. Çünkü bu bölümler, yani bu bölümlerin başlıkları çok eğlenceli. Şöyle, 17 tane bölüm var ve şöyle başlıyor. 1. Zenginliğimiz. 2. Herkes için refah. 3. Anarşik komünizm. 4. Kamulaştırma ve zoralım. 5. Yaşamın yedekleri. 6. Konut. 7. Giysi. 8. Yollar ve araçlar. 9. Lükse giren ihtiyaçlar. 10. Zevk veren çalışma. 11. Özgür ulaşma. 12. İtirazlar. 13. Kolektivist toplumda ücretli emek. 14. Tüketim ve üretim. 15. İş bölümü. 16. Sanayinin desantralizasyonu. 17. Tarım. Evet. 16 sanayinin desantralizasyonunu tek solukta okumuş olmanın haklı gururuyla devam ediyorum. Hemen bir alıntıyla başlıyoruz. Şöyle diyor. Ekmek. İlle de ekmek, devrime ekmek gerek. Ve şöyle devam ediyor. Ayaklanmış halka ekmek bulmak gerekir. Ve ekmek sorunu bütün sorunların önünde gelir. Ekmek sorunu çözülürse devrim doğru yolda demektir. Çünkü beslenme sorununu çözmek için eşitlik ilkesinin benimsenmesi gerekir. Bu ilke atlandığında devrim yolunda tek bir adım bile atılamaz. Evet. Şimdi liberallerin böyle bir hikayesi vardı. Sovyetlerden bir ekip İngiltere'ye gidiyor ve incelemelerde bulunuyorlar. O sırada da Sovyetlerde ekmek sorunu varmış. Tabii Sovyetler ekibi merak ediyor. Israrla soruyorlar, bu ekmek sorununu nasıl çözdünüz falan diye. İngilizler de anlamıyor bir türlü, nasıl ekmek sorunu falan. En son Sovyetler ekibi ülkelerindeki ekmek yetersizliği sorunundan bahsediyor ve nasıl çözebileceklerini soruyor. Bunun üzerine de hani İngilizler kibirli bir şekilde, burada ekmek sorunu yok, burası gayet tıkır tıkır işleyen bir ülke, bizim sistemimiz gayet yerinde falan diyor. Çünkü bunlar tam birbirinin zıttı sistemler olduğu için, biri kapitalist, biri komünist. Velhasıl işte Sovyetler ekibi mahcup oluyor ve başlarını öne eğerek memleketlerine gidiyorlar. Şimdi liberaller bu hikayeyi anlatmaya bayılırlar. Tabii madalyonun diğer yüzünden pek bahsetmiyorlar. O da hani şimdi Londra'daki beyefendi ve hanımefendiler 30 çeşit ekmek yiyebilsin diye sömürdüğü milletlerin çocuklarının nasıl yetersiz beslenme yüzünden hastalanıp öldüğü gibi küçük ve önemsiz detayları Sovyetlerle paylaşmadıklarına eminim. Neyse ki günün sonunda Sovyetler de olaya geç olmadan uyanıyorlar ve onlar da işgal ettiği Türk yurtlarını ve diğer garip milletlerin ekmeklerini ellerinden çalıp milyonlarca çocuğu açlıktan öldürerek Moskova'daki beyefendi ve hanımefendilerin ekmek sorununu çözüyorlar. Yani dünya aşağı yukarı hep aynı sistemle ilerliyor diyebiliriz. Neyse, devam edeyim. Şöyle diyor Kropotkin abimiz. Yine bir alıntı yapıyoruz. Burjuvazinin görevi yüce ilkeler, yani yüce yalanlar yaratmaktır. Halkın görevi ise ekmek bulmaktır. Burjuvalaşmış işçiler biranelerde büyük adam oynamaya devam etsin. Biz gerçek ekmek sorununu çözmek zorundayız. Bu biranedeki burjuvalaşmış işçiler size de tanıdık geliyor değil mi? Bizim memlekette de var ya, her rakı sofrasında memleketi kurtaran tipler. Onlardan bahsediyor. Demek ki bu kasa her yerde var yani. Neyse, şöyle diyor. Bizim davamız o şekilde yürütülmelidir ki devrimin daha ilk gününden itibaren devrim süresince ve
devrim hareketinin yayıldığı bütün ülkelerde tek bir kişi bile ekmeksiz kalmamalı. Hiçbir kadın fırın önlerinde saatlerce beklememeli ve her çocuk yatağa tok girmeli, diyor Kropotkin. Şimdi kitapta bir bölümde bununla ilgili bir konu geçiyor. Daha doğrusu bir yöntem. Kropotkin her zamanki gibi böyle devrim güzellemeleri yapıp köşesine çekilmemiş. Aynı zamanda bu işin planını programını da oluşturmuş. Mesela şöyle kurgulamış. Devrimin ilk günü yapılması gereken ilk adım, yani atılması gereken ilk adım gıda depolarına el konulması. Çünkü ekmek bir devrimde silah kadar önemlidir diyor. Ekmek devrimin ikinci gününde silahtan daha da önemlidir diyor. Sonrasında da devrim sırasında ve devrim sonrasında da işte diğer adımları anlatıyor vesaire. Zaten Kropotkin'i diğer anarşistlerden ayıran yegane özellik de budur diyebilirim. Sadece anarşizmi böyle romantize edip abi biz bunu nasıl yapacağız da hiçbir cevap vermeden köşesine çekilen bir tip değil. Anarşizmi doğanın kendisinde bilimsel olarak açıklayıp ve bunu topluma nasıl uygulayacağını planlayıp programlayıp devam eden bir abimiz. O yüzden hiçbir ülke tarafından kendi ülkesi de dahil pek sevilmiş bir arkadaş değil. Neyse evet devam edelim biz. Şimdi bu üçüncü bölümden bir alıntı yapacağım. Yani anarşik komünizm. Günümüzde dünyanın dört bir yanına dağılmış farklı insan grupları herhangi bir amaçla örgütlenmek istediklerinde her işe uygun parlamenterlerden oluşan bir uluslararası parlamento seçip bize yasa yapın biz de size boyun eğeceğiz demiyorlar. Yani negatif bir cümle için oldukça uzun ama devam edeyim. Eğer birebir oturup konuşamıyorlarsa ya da yazışma yoluyla anlaşamıyorlarsa bir kongre düzenleyip söz konusu sorunun üzerine yetiştirdikleri bilim insanlarını ve uzmanları yolluyorlar ve onlara gidip oturun, konuşun, bir anlaşmaya varın ama cebinizde hazır yasalarla bize gelmeyin. Bize yasa gerekli değil. Buraya anlaşma tasarılarıyla dönün, biz onu ister benimseriz, ister benimsemeyiz, diyor. Bunu okuduğumda bana biraz meritokrasi gibi gelmişti. Yani işin uzmanlarının bir araya gelmesi ve uzmanları tarafından bir çözüm bulunması. Çünkü genelde kurumsallaşmış siyasiler her konuda karar veriyorlar ya ve verdikleri kararlar da genelde falanca ülkenin falanca durumunda ne yaptığına bakmak oluyor. Ama tabii her toplumun belli başlı genel sorunları olsa da farklı sosyolojik karakterleri var ve dışarıdan gelen hazır yasalar genelde uygulamada patlıyor. Aslında yine sorun devam ediyor. Hatta öyle ki sorun genelde derinleşiyor bile. Mesela hani Türkiye'deki eğitim politikaları gibi. Hani o kadar merkezci ve tek tip ki yani Türkiye'de yaşayan diğer halkların hepsinin bunu uygulaması mümkün değil. Mesela şöyle bir sorun da var. Yani bunu ben şeyden duymuştum. Ali Nesin'den duymuştum ve çok mantıklı gelmişti. Şöyle diyor, milli eğitim diye bir kavram var. Oysa eğitim milli olamaz. Tam aksine bir ülkedeki tek milli olmaması gereken şey eğitimdir diyor. Çünkü eğitim evrenseldir. Eğitim bilim demektir. Bilim de evrenseldir. Milli olduğu zaman bambaşka bir şey oluyor diyor. İşte başına milli koyunca sonra biri çıkıp diyor ki işte Darwin'in evrim teorisini çıkartalım çünkü bu bizim kültürümüze falan filan terstir. Yani sanki Kropotkin değil de devletçi tiplerin anarşist olduklarını düşünmeye başlıyor insan. Hani bir yandan bu kadar sürdürülebilir, uygulanabilir bir sistem öneren Kropotkin, bir yandan da aldığı çoğu kararın kaos yarattığı siyasiler. Çok enteresan gelmişti. Neyse şimdi bir şarkı arası verelim ve sonrasında Kropotkin abiyle devam edelim. Yo, drop
your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my, it's only been a Evet. Size bilmiyorum ben ne çaldım ama arada Tarkan dinledim. Çünkü yaz geldi ve artık Tarkan dinlemem gerekiyor. Evet, şöyle diyor. Bu da bir bölüm. Kamulaştırma ve zor alım. Şöyle bir hikayesi var. 1948 devrimi sırasında dudak uçuklatan servetinin derdine düşen Rothschild'ler. Ya bunun ismini de yanlış söylemiş olabilirim. Peki, kabul ediyorum. Servetimi başkalarının üzerinden yaptım. Ama bu serveti bütün Avrupa'ya dağıtmaya kalksam kişi başı 5 frank düşüyor. Gazeteci bu röportajdan sonra çıkar ve gelip geçene 5 frank vermeyi teklif eder. Ama sadece 3 kişi bunu kabul eder. Numara tutmuş gibidir. Bazı burjuva düşünürler de bize aynı şeyi söylüyorlar. Bize diyorlar ki, bu arada alıntıya devam ediyorum. Biraz uzun olduğu için ne diyor bu herif diyebilirsiniz. Şey, kitabın dili bu yani. Neyse şöyle diyor. Devam edeyim. Bize diyorlar ki iyi de sizden de Rothschild'ler çıkabilir. Yani birinin Çin'e gidip milyarlar kazanıp buraya dönmesini engelleyebilir misiniz? Bu adamın kendine hizmetçiler ve işçiler tutup onları sömürmesini nasıl engelleyeceksiniz? Yoksa sınırlara gümrük görevlileri koyup gelenlerin paralarını el mi koyacaksınız? Bu büyük bir yanlışa dayanıyor. Zenginlerin varlığı nereden geliyor diye sormuyorlar. Birinin zengin olması birilerinin yoksulluğuyla mümkün olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Yoksulluğun olmadığı yerde onları sömüren zengin de yok demektir. Sömürü buna muhtaç fakirler varsa, fakirlik de eğer sömüren birileri varsa doğabilir diyor. Uzun bir alıntı oldu ama kusura bakmayın. Kendimi şey gibi hissettim. Gereksiz her şeye vurgu yapan Okan Bayülgen dublajı gibi hissettim. Neyse, yani kapitalistler neyin nasıl olmayacağı konusunda çok uzmanlar. Onların iddiası tarihin sonuna geldik falan filan. Bundan sonra daha iyisi olamaz. Kapitalizm süper. Bunu çok zeki yazarlar ve bilim adamları da söylüyor. Tıpkı milattan önce yaşayan çok zeki filozofların köleliği savunması gibi. Durumun içinde olunca insan bunun en doğru ve en sürdürülebilir sistem olduğunu falan düşünüyor ama. Ya da 1000 yıl imparatorlar tarafından yönetildik ama bugün demokraside yaşıyoruz. Hani imparatorlukta yaşayan insanlar da hani sorsan bundan iyisi olmaz derlerdi. Ya da nasıl olacak ki? Ama oldu. Şimdi sosyalizm ya da başka bir sistemin imkansızlığından ya da eşitliğin imkansızlığından bahsedenler de bu tarihsel gerçeklikten hiç ders almamış gibi abi olur mu ya öyle şey falan deyip duruyorlar. Ya pek tabii ki olacak. Zaten bu toplumsal bir talep olmasa bile artık ekolojik bir talep olmaya doğru gidiyor. Çünkü bu saçma sistem sürdürülebilir değil. Dünya artık kaldırmıyor bunu, ölüyor. Ve sadece bir avuç milyarder işte birkaç tane ulus daha büyük arabalara binebilsinler ve pizza yiyebilsinler diye dünyanın geri kalanı yoksul kalmış. Yani kocaman bir saçmalık. Daha adil bir sistem kurmaktan başka çaremiz zaten yok. Ne edeceğiz? Dünya yok olurken birkaç tane milyarderin bizi uzay gemilerine bindirip Mars'a taşımasını falan bekleyeceğiz. Kapitalizmin sunduğu çözüm bu ve böyle söylediğin zaman çok ayakları yere basan bir planmış gibi gelmiyor. Tabii sadece şöyle bir şey var. Sadece kapitalizmi yenmek de yetmiyor. Kendi irili ufaklı
diktatörlerimizi de yenmemiz gerek. Çünkü artık bir halk tek başına kendi diktatörüyle savaşmıyor. Artık dünyada bir diktatörlük network gibi bir şey var. Hani tam kendi diktatörünü devirirken gelip falancı bir diktatör onu kurtarabiliyor. Eskiden de böyleydi gerçi de. Bu kadar hızlı ilerlemiyordu işler. Hani Paris Komünü tecrübesinde de aşağı yukarı bunlar olmuştu. Böyle şeyler yaşanmıştı. Mesela hani şey oluyor ya, Esad örneğinde mesela tam işte devrilecekken Esad diktatörlüğü gelip Putin diktatörlüğü ona yardım ediyor. Ya da Nur Sultan Bayev Kazakistan örneğinde olduğu gibi. Bu dünyada bunları yenmek daha da zorlaşmaya başladı. Neyse. Yani demek istediğim şey şu. Masallar, mitler, işte çok milliyetçi güzel sloganlar falan. Ama iş ortadaki ekmeğin bölüşülme kavgasına ve insanca yaşamaya geldiğinde, bunu talep ettiğinde, sana bu vatan millet Sakarya çeken adamlar bin yıllık düşmanınla ortak olup kendi topraklarına bin yıllık düşmanlarını çağırıp kendi halkını öldürtebiliyorlardı bu adamlar, bu insanlar, bu diktatörler. Ve diktatörler tabii bir sonuç, yani kapitalizmin yarattığı irili ufaklı namussuzlar diyeyim. Neyse, devam edeyim. Şöyle bir bölüm var. Lükse giren ihtiyaçlar. Şimdi burası biraz şey, zor bir bölüm. Şöyle diyor. Yalnızca yemek içmek ve barınmak insana yeterli gelmez. Resim, tiyatro, heykel, edebiyat gibi insanın başlıca başka ihtiyaçları da vardır. Ama bu toplumda herkesin karnı doyduğu zaman olur. Kabul etmek gerekir ki bu lüksleri tüketmemek bu dünyaya sadece çile çekmeye gelmiş gibi hissettirebilir. Ama herkesin karnı doymadan birilerinin sömürülmesine, artı değeri sayesinde bunlara ulaşabilmemiz demektir. O yüzden herkesin karnı doymadan bu tür endişeler lükse giren ihtiyaçlardır. Herkesin karnı doyduğunda bu lükslere olan talep eskisinden çok daha fazla olacağı için toplum mental açıdan çok daha hızlı bir şekilde daha yüksek bir bilinç seviyesine gelebilir, diyor. Şimdi buradaki ikilem şu olabilir. Ama tabii ön almak için söylüyorum bunu. Hani bey adam, sen de herkesin karnı doymadan oturmuşsun, kitap yazmışsın. Ya da ben buna katılıyorsam neden devrim yapmak yerine podcast yayını yapıyorum? Yani bunlar da çok primitif olsa da akla gelecek sorular diyebiliriz. Bu arada şey için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani üstten bakarak söylemiyorum bunu. İnsanın aklına ilk bunlar geliyor çünkü yani. Ya bir her şey lükse giriyorsa sen niye böyle yapıyorsun falan. Ama tabii öyle değil aslında. Burada mesele eşitlik ve adalet fikrini yaymaktan ziyade şu. Bu adamlar bu kitapları bu fikirler oluşsun diye yapıyorlar. Çünkü bu fikirler şu yüzden önemli. Sanatın burjuvanın elinde bir eğlence olması meselesi aslında bu. Sanat ve edebiyat herkes için olmalı ve buna herkes ulaşabilmeli. Bu en insani ihtiyaç. Sokağınızda böyle bir heykelin olması ya da metroda yürürken bir sanat eserinin yanından geçmeniz bize mental sağlık açısından çok iyi gelen şeyler. Burada aslında Kropotkin'in altını çizdiği şey biraz İskenderiye kütüphanesi deneyimi gibi bir şey. Yani tamam, bilim harika şeyler yarattı İskenderiye'de. Ama o kadar dar bir kitle tarafından ulaşılabilirdi ki bu. Hani toplumun geneli bunun değerini bilecek fırsatı hiç yakalayamadı. Sonunda da barbarlar gelip kapılarını dayandıklarında yani herkes kendi canının derdine düştü ve kimse kütüphaneyi koruyalım gibi bir kafaya girmediler yani. Sonunda ne oldu işte? O kadar veri, o kadar işte kitap tarihin çöplüğüne gitti ve bilim karanlık çağa girdi yani. O kütüphane kalsaydı şu anda belki de çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Bu yüzden önce insanları doyurmamız ve sonrasında da sanatı ve bilimi bütün bir topluma yaymamız lazım. Aksi takdirde bu hani Beyaz Saray örneğindeki gibi ötekileştirilmiş, küçük görülen Amerikalılar gelip az kalsın koca bir demokrasiyi yakıyorlardı, yıkıyorlardı. Orada da aşağı yukarı böyle bir matematik var. Hani çünkü kapitalizm güzel olan, değerli olan şeyleri çok az paylaşıyor. Neyse, uzatmayayım, devam edeyim. Şöyle diyor, bir bölümde şöyle var. Kolektivist toplumda ücretli emek. Kendini kolektivist olarak adlandırmaya devam eden İspanyol anarşistleri kolektivizme daha farklı bir anlam yüklüyor. Onlar önce üretim araçlarını ortak mülkiyet haline getirdiler. Sonra da her grubun kendi arasında ürünlerini nasıl dağıtacaklarına, yani
isterlerse komünist ilkelerle, isterlerse takas yoluyla dağıtmaya karar verdiler. Mesela bir saatlik çalışmaya et, 10 dakikalık çalışmaya kibrit, yarım saatlik çalışmaya tütün gibi. Kısaca 5 dolarlık sabun istiyorum değil, 5 dakikalık sabun istiyorum demek gibi. Para birimleri zaman olmuş gibi. Bence mantıklı. Zaten bunun mantığı bu aşağı yukarı. Böyle bir film de vardı aslında şeyde. Justin Timberlake'in oynadığı bir film vardı, In the Time, zamana karşı diye. Aklıma o gelmişti bunu okuduğumda. Neyse, devam edeyim. Şöyle bir başlık daha var. Tüketim ve üretim. İnsan ihtiyacı olandan fazlasını üretir. Aslında bize söylenen köylünün tüketebileceğinden çok daha fazla tahıl ürettiğidir. Aslında devlet vergi adı altında toprak sahibi, papaz, tefeci ve bir kısım asal akıllarını doyurmak için bize bunu öğütler. O yüzden biz köylüler ürettiğimizden çok daha azını tüketmeye, ürünümüzün en güzelini satmaya meyilliyiz. Herkes kabul eder ki böyle düşünmek çok daha gerçekçi, doğru, adil ve aynı zamanda yararlıdır. Çünkü hiç değilse köylü yoksulluğunun üzerine düşünme fırsatı bulur. Ayrıca da belirtmeliyiz ki hareket noktası olarak insan ihtiyaçlarını aldığımızda kaçınılmaz olarak ulaştığımız nokta komünizmdir. Yani insanların ihtiyacının en eksiksiz ve en ekonomik biçimde sağlandığı toplumsal düzen, diyor Kropotkin. İşte bunlar nelerdir? Başta barınma ve güvenlik, beslenme, eğitim, sağlık vesaire. Yani bildiğimiz şeyler. Çoğumuzun hayatı bu temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir ömür verip elde edememekle geçiyor. Ama hani geçmek zorunda değil, çünkü bu var olduğumuz andan itibaren bizim en temel haklarımız ve bu koca ömür bu hakkımız olanı elde etmek için direnip çalışmaktan ibaret. Finalde diyebiliriz ki koca uygarlık tarihi ortadaki ekmeğin bölüşülme kavgasından başka bir şey değil. Yani bize kahramanlardan, imparatorlardan, krallardan bahsetseler de hepsi saçmalıktan ibaret. Çünkü her şey sınıfsaldır. Yani gerçek olan bu. Her şey sınıfsaldır ve bizim tek düşmanımız bizi yoksul bırakanlardır. İşte bu yoksulluk ve çaresizlik içinde de avunmamız için elimize tutuşturdukları romantik burjuva masalları. Neyse. Bu şarkı da bizim büyük dilemmamıza gelsin. Ne düşünmüştüm radyo, herkese iyi akşamlar diler. Katilanın elinde makası, içemez lah içemez. Katilanın elinde makası, içemez lah içemez. Biçmesini bilmez, yavrum gülüm katilam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Biçmesini bilmez, gülüm mori katilam. Getir biçeyim, getir biçeyim. Hoş musunuz beyefendi? Bu sırattan herhalde boş kalırsın canım. Katilanın önünde makina, dikemez lah dikemez. Katilanın önünde makina, dikemez lah dikemez. Dikmesini bilmez, yavrum gülüm katilam. Getir dikeyim, getir dikeyim. Gitmesini bilmez, gülüm mavi katilam. Getir dikeyim.